Merhabalar efendim. Yaz geldi ve yazın en güzel meyvelerinden bir tanesi olan karpuz sıklıkla tüketiliyor. Buz gibi bir karpuza hiç kimse hayır diyemez. Karpuz benim için önemli çünkü lise, üniversite ve asistanlık çağlarında dedemin tarlasında karpuz sulamış ve aynı zamanda toptan karpuz satmış birisi olarak bu konuyla oldukça ilgim var diyebilirim. Bir kere her şeyden evvel şunu söylemeliyim ki karpuz içerisindeki likopen nedeniyle kırmızı yani renkli tüm meyvelerde olduğu üzere vücut için son derece yararlı. İkinci bir konu var ki bu uyarılarım birincisi burada gelecek. O da şu, likopen eğer yani karpuzu alkolle beraber tüketirseniz ikisi beraber karaciğerdeki yağlanmayı artırıyor. Önemli uyarılardan bir tanesi bu. İkincisi, karpuzda yüksek miktarda şeker var. %10 ila 20 arasında değişiyor. Niye değişiyor? Şundan dolayı değişiyor. Dünyada tohumu değiştiren en önemli meyvelerden bir tanesi karpuz. Çin dünyanın en büyük karpuz üreticisi. Amerika dünyadaki en büyük karpuz tohumu üreticisi. Ve bunun genetiğiyle oynuyorlar. Ve o yüzden görüyorsunuz ki eskiden kabak çıkan karpuzlar artık şimdi kabak çıkmıyor. Hepsi kırmızı ve gayet tatlı. Dolayısıyla tohumuna göre %10 ila 20 arasında bir şeker taşıyor. Yani 100 gramında 10 ila 20 gram arasında şeker var. Gene hazır genetiği değiştirilmiş ürünlerden bahsederken çekirdeksiz karpuz konusunda bir uyarımız var. O da şu, özellikle de özellikle genetiği en fazla değiştirilmiş karpuz tohumu maalesef bu çekirdeksiz karpuzlar. Dolayısıyla çekirdeksiz karpuzlar konusunda benim kafamda bir soru işareti var. Onu da buraya bırakalım. Çekirdeğini yemek de son derece faydalı. Hatta bazı yerlerde çekirdeği ayrılır ve tohum olarak kullanılır veya bazen çekirdek gibi yerler, bunu da tavsiye ederim. Bu şeker yüküne bağlı olarak özellikle gebeliklerin dönemlerinde kişilerin fazla şeker tüketmesi sakıncalı çünkü gebelikte diyabet olabiliyor. O yüzden karpuzun gebelik döneminde diğer şekerli ürünler gibi fazla tüketilmemesi tavsiye ediliyor. Eğer şeker hastasıysanız, kilo sorununuz varsa o zaman karpuzu da fazla tüketmemeniz gerekiyor. Aksi takdirde şekerinizde büyük oynamalar olabilir. Ve bunlar size kilo olarak mutlaka geri döner. Potasyumdan çok zengin diğer pek çok zengin maddeden olduğu üzere ve potasyum nedeniyle de idrar söktürücü etkisi var. Bol miktarda sizi idrara çıkartıyor, sıvı kaybedebiliyorsunuz. Dolayısıyla tansiyonda bir miktar düşüklük olabilir. Bu yüzden tansiyon ilacı kullananların da fazla tüketmemesi tavsiye edilir. Yine potasyum yükü fazla artacağından dolayı kalpte ritim bozuklukları yapabilir. Daha önceden çarpıntısı olan kişilerin de fazla karpuz tüketmemesi önerilmektedir. Karpuzun içerisindeki efsanevi bir madde var. Bu strinin maddesi arjinin arkasından karaciğerde nitrik oksite dönüşüyor. Ve nitrik oksit damarları genişleten vücudumuzda bulunan bir madde. Ve biliyorsunuz damar tıkanıklıklarında nitrat, izordil dediğimiz dil halkı adı da dahil olmak üzere bunların hepsi damarları genişletmek için kullanılıyor. Bu önemli bir katkısı. Tabii buradan bir efsane alıp yürümüş. Nasıl bir efsane alıp yürümüş? Şöyle ki bundan 4-5 sene kadar önce karpuz tüketimine bağlı olarak veya karpuzun içerisindeki strinin maddesinin ekstra olarak kullanılmasıyla sertleşme bozukluklarında Viagra gibi bir etkisi olduğu söylenmiş. Ben de zaten bunu bir hastamdan duydum. Onun üzerine hani Google'dan değil ya da YouTube'dan değil bizim PubMed adını verdiğimiz bir araştırma motorundan bu ilgili makalelere ulaştım. Bakın makalelerde karpuzun Viagra efsanesinin altında ne yatıyor? Birincisi iki tane çalışma var. Bu çalışmalardan bir tanesinde kişiler zaten Viagra kullanıyorlar. Bir de aynı zamanda Resveratrol denilen başka bir takviye ilaç daha kullanıyorlar. Ek olarak karpuz ve strilin verilmiş bu kişilere. Bu sayede bu kişilerde belli bir takım sertleşme bozukluklarında düzelme olduğu görülmüş. Ama 20 kişi başlamış, 13 kişi bitirmiş. Dolayısıyla bu efsanenin birinci kaynağı 13 kişilik küçük bir çalışma grubundan köken alıyor. İkinci grup ise karpuzun içerisindeki bu bahsedilen strinin maddesi saf olarak, ekstra olarak verilmiş. Kişilere 1500 mg gün dozunda verilmiş. Peki bizim karpuzumuzda ne kadar bu strinin maddesi var? Bu strinin maddesi 100 gram karpuzda 150 mg. Dolayısıyla o çalışmadaki kadar %60 civarında bir iyileşme etkisini görebilmek için günde bizim yani 100 çarpı 10 1500 mg yani 150 çarpı 10 1500 mg yani 1 kilo karpuz tüketmemiz gerekiyor. Dolayısıyla 1 kilo karpuz tüketirseniz de çok ciddi bir şekilde şeker yüküyle karşı karşıya kalabilirsiniz.
başka sıkıntılar da olabilir, hazımsızlık da yapabilir çünkü lif oranı biraz düşük. Bundan dolayı da bu karpuzun Viagra denilen efsanesinin altında yatan hadise bu. Nitekim bu çalışmalar yayınlandıktan sonra bu konuyla ilgili çeşitli bilimsel sitelerde de bazı yayınlar yapılmış. Ben de bu bilgilerin büyük bir kısmını Life Science adı verilen web sitesindeki bilgilerden derledim efendim. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Karpuzu unutmayın ama çok fazla tüketmeyin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.